Merhaba Şifderet Net izleyenleri. 31 Mart 2016'da son 3G testiyle karşınızdayız. Bakalım 3G için bizlere neler söyleniyordu, neler alabiliyoruz ve yarın da 4G için neler söylendi, neler aldık onları da göstereceğiz. Şu anda 3 telefon var ve 3 telefonda da farklı operatör var. 3G. Hangi 3G'yi telefon izler senin? Yani. Ben Türk Telekom'u temsil ediyorum. Onu kullanıyorum. Tamam. Sen? Biz böyle Türkseliz. İkili Tamam. Ben de olarak. Vodafone'luyum. Yani. Şu bana niye anda. kimse bir şey sormadı ya? Yok, ikimiz Beraber dedi. olduk abi. İkimiz dediği için böyle Eyvallah. şu. Şimdi arkadaşlar bugün 31 Mart 2016. Tarihi bir gün. Aslında tarihi olan gün yarın. Yani 1 Nisan. Bazıları şaka mı değil mi diye de merak ediyor ama. Bugün 3G'yi kullanacağız. Yarın çok daha hızlı bir mobil internet gününe uyanacağız. O nedenle bugünü kayıt altına alalım. Bugün 3G'de biz ne yapıyorduk? Yarın bir daha yapacağız bu testi. Yarın ne olacak? Hayatımızda ne değişecek? Umarım hayaller ve hayatlar olmaz. Biz yine de pozitif umutluyuz. Bakalım. Pozitif umut da ne oluyorsa ben. Şimdi şu Ne var Vodafone. elimizde? Bu Vodafone Note 5. 6S Plus Turkcell. S7 Türk Telekom. Başlatıyorum. Bir tane hepsini aynı anda mı başlatayım? Yok, fark etmiyor. Şöyle bir de bunu da başlatalım. Tamam, ben de bunu başlatıyorum. Evet. Bu Türk Telekom, bu Turkcell, bu Vodafone. Vodafone. Tamam. Şu anda kağıthanedeyiz arkadaşlar. 4 Levent tarafı da diyebiliriz. Türk Telekom'la 4 küsür megabitlere gittik. Daha önceki dönemde de bayağı coşmuştu Türk Telekom. Turkcell'le 6 megabitlere ulaştık. Şimdi de Vodafone coştu. Vodafone'da da 11 megabitlere ulaştık. Bence birer kez daha yapsak. Tamam, bir Evet. kere daha yapalım. Şimdi Tamam. herkes bir bitsin, her sonuç bir bitsin. Tekrar yapın. Şunun tekrarı yapılıyor abi, test again diyerekten. Tamam. Bu da bitti herhalde. Reklamı no thanks deyip test again diyor. Şunlara da yine hayırlısıyla bastık. Mobil internette en önemli şey ping arkadaşlar. Pingin düşük olması gerekiyor. Onun da bilgisini verelim. 4.5G'de en büyük geliştirmelerden biri pingin daha da düşecek olması. 5G'de daha da düşer Evet, abi. ping hatta yok yani 5G'de. Gecikme yok gibi bir şey. Evet. Bitti. Şimdi bu Türk Telekom'du. Evet. 4 megabiti gördük. Şu an Şifderitnet'in 4. Levent'teki ofisindeyiz. Bu Turkcell'di. 6 megabiti gördük. Bu Ama da upload bitmedi daha. bitmedi mi? Tamam. Gerçi upload, hani bu biri gördüm. Bu kaçı gördüm? Bu Upload biri. çok düştü Turkcell'de şu Evet. an. Çok bozdu. Bu neydi? Vodafone. Vodafone. Vodafone coştu hakikaten burada. 14 megabit. Upload'u da iyiymiş Şimdi. çünkü. Şimdi bunu nasıl yorumlamak lazım? Tabii bu test çok ultra sağlıklı bir test değil. Yani dakikasına göre önemli fark gösterebiliyor. Operatörün yerine göre farklı sonuçlar alabiliyoruz. Ama olsun, yani sonuçta günlük hayatımıza ne değecek? Biz bunu görmek Tabii. istedik. Az önce yaptığımız testte 1 Nisan'da 4.5G açıldığında bir daha yapacağız. Aynen. Beklentin ne abi? Abi şimdi böyle 300 falan bence görmeye gerek yok. Yani inşallah görürüz ayrı Seni konu da. bozar mı 300 megabit? Yani çok bozmaz da çok ihtiyacım yok. Ya yani bana 100 megabit göreyim, eyvallah der devam 100 ederim. megabit göreceğe inanıyor musun? Öyle bir inancım. İnanıyorum. Ya 300 vaat ediliyorsa en azından 100'ünü Ben görebiliyor üçte olmalı. biri hiç Hani değilim. vaat edilen gerçek desek 100 megabit bence iyidir. Peki yıllardır 3G'de vaat edildiğini aldın mı yani? Onu hissediyor Tam musun? olarak hayır. Anladım. Tamam o zaman. Arda sen ne hissediyorsun? Ya ben de Büyük mü 50 küçük mü? ile 100 arasında Kaç dersiniz? olacağını düşünüyorum. Hani çok da 100'ün üstünde de gerek olduğunu düşünmüyorum şahsen kendi kullanımım açısından. Tüm dünya o zaman LTE Advanced teknolojisini bıraksın. Hani bu Ya Arden bıraksın boş değil. Ben kişisel 100 fikrimi söyledim. megabit Ben üstü 300, gereksiz hayır diye. 300'lerin çok kullanılacağını düşünmüyorum bizim ülkemizde. Ya bunlar öyle çok genç, iyi niyetli arkadaşlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İsim neydi? Arda. Arden. Ben ortalama 25 megabiti bulayım. Sen çok öldürdün Çok ama abi. O düşük. kadar Dur değil. dur. Bak, bu kardeşin dünyada çok ülke gezdi. Gezdiği ülkelerin çoğunda da 4G açık. 4G'yi kullanıyorum diyen İngiltere'sinden dünyayı yönettiğini düşündüğünüz ya da psikolojik olarak öyle zannettiğiniz ülkelerin 4G'sini test ettim. Sonuç rezaletti. O nedenle ben 300'ü, 100'ü falan değil,
25, hadi iyimsersiniz yani genç arkadaşlar olarak. 50 megabiti göreyim abi. Öper başıma koyarım abi telefonu. Yani bu konuda çok ciddiyim. Bu arada 50 megabit hani ev Maslak'ta, dükkan 4. Levent'te, ailem Sakarya'da. Hani o aralarda ortalama, arada Ankara'ya gidiyoruz, Bursa'ya, Eskişehir'e falan. Ortalama 50 megabit olsun benim için mükemmel. Şunu unutuyorsunuz arkadaşlar. 4.5G uyumlu telefonları falan listeledik de 4.5G uyumlu baz istasyonlarını listelemedik. Bakan listelemiş, bugün haber de yayınlandı. Biraz düşük. Yani o nedenle. Hayırlısı olsun. Hayırlısı, aynen. Yani o nedenle hayaller hayatlar olmasın. Şimdi ben sizin moralinizi de bozmuyorum ama. Bozdun ama. Çok Tolga sen niye sustun abi, böyle büyülenmişsin? Ya açıkçası zaten mobil data teknolojileri çok değişken teknolojiler. Demin biz burada bu videodan önce de bir test yaptık. Bir telefon açılmadığı için tekrarladık. Mesela tam tersiydi. Türk Telekom 17 megabit çıkmıştı. Evet. Ben o bak ne güzel diye seviniyordum. Video sırasında 5 çıktı. Çok mesela biz test aldığımız sırada altta 2 kişi sevgilisiyle konuşuyor. 3 kişi de oyun indiriyor diyelim. O zaman o operatör etkilenecek gibi, yani bu kadar anlık yani değişenler var. Son bir tane daha yapabiliriz. Yapalım. Ama dedim ki abi gerçekten bak 50 megabit benim için ultra yüksek bir hız. Mesela o testler arasında da bir fark vardı. Yok abi şu an. Yok, mesela şu an Türk Telekom daha da yavaşladı. Mesela bu da Turkcell. 22 megabit diyor 22 abi. Orada Turkcell 7 görüyor iPhone'da. Ama iPhone'un LTE modemleri biraz daha bir tık daha şey oluyor ama hani 3G'de de hani onunla da. Yani abi şimdi yapılan testte bu Turkcell at, bu da Turkcell at. Bu arkadaş 7 megabit, bu arkadaş 24 megabit alıyorsa şu arkadaş iPhone 6s Plus şundan pahalı. Yani işte çekiç sıkıntı. Getirebilir misin Arda? Şunu kıracağım da. Abi sende bu telefon bence bir sorun var gerçekten bununla ya. Ya bundaki sorunu biliyorsun, ben sana başka bir videoda söyledim ama sıfırla diyorlar yani çözmek için. Şundaki sorunu YouTube kartından görebilirsiniz arkadaşlar. Evet dostlar, durum bu. Yani beklentiler yüksek ama dediğim gibi yani bana teknolojiyi cayır cayır kullanan, benim kotam 18 GB. Yani aylık şu anda 5-6 aydır böyle 18 GB kullanıyorum. Yanımda bir de 12 GB'lık şey taşıyorum. Ne o? 3G taşınabilir. Taşınabilir modem. Taşınabilir modem taşıyorum. Yani benim gibi interneti cayır cayır kullanan, herkese böyle internet dağıtan bir insan 25 megabit, 50 megabit benim hayalim. 50 megabiti bana ver ortalama. Yani ben gerçekten çok mutlu olurum abi. Ha, ben abi beklentimi söylemedim. Ben de maksimum adam akıllı şehirlerde 70 civarı ortalama diyorum. Ama Türkiye ortalamasında Hakkı Bey'e katılıyorum. 25'i Türkiye ortalamasında 25 olsun var ya, yani çok şey değişir. Türkiye'nin genelinde hala şu sonuçlar bile geçerli olabilir. Çünkü baz istasyonu 4.5G'yi desteklemiyorsa yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım arkadaşlar, videoyu izleyenler, dostlar siz de bir test yapın. Bu videoyu bugün verelim, yarın vermeyelim Tolga. Bugün verelim, yarın başka bir video çekeriz. Tamam. Siz de bir test yapın. Bunlar kayıt altına alınsın. Yani bugün neydi, yarın ne değişecek, hep beraber bakalım. Yaptığınız testleri de yoruma yazın lütfen. Ben de buçukta diye tam şuraya yazın. Görüşmek üzere. O zaman şu pozla bitirelim değil mi? Şöyle. Şöyle. Görüşürüz.